Hem Dünya Ligi'nde hem OECD ülkeleri arasında zirvede yerimizi koruyoruz. Örneğin enflasyon konusunda, keza faiz konusunda listenin üst sıralarında yer alıyoruz. Ama ete zam konusunda böyle bir liderliğimiz de var değerli izleyiciler. Şimdi bayram demişken ete zamda evet Avrupa'yı geride bıraktık. O sofralara artık yurttaş eskisi gibi istediği gibi daha önceki bayram sofralarında olduğu gibi o eti rahat rahat koyamıyor. Peki bu bayram süresinin emekliler ne yaşıyor, gençler ne yaşıyor, çocuklar ne yaşıyor? Şimdi bunun yanıtı gelecek ekranlarınıza. Tele 1 ekibi sokağa çıktı ve bayramla ilgili sorduğu bu sorulara bakın nasıl yanıtlar aldı. Hem çalışan olduğum halde zor geçiniyoruz yani. Ev kira, boğaz satın. Zor yani insanların iş hali. Bayram geldi ama ne çocuklar ne de büyükler sevinebildi. Veremiyoruz bu sene. Yetmiyor emekli maaşımız. Vallahi açlık değil. Yani ziyafet bile böyle, ekmek bile böyle verebileceğim. En çok sıkıntı çekenlerin başında emekliler geliyor. Kendi ihtiyaçlarına bile yetişemeyen emekliler, torunlarını bile sevindiremiyor. Gelirimiz çok azaldığı için eskisi gibi çocukları sevindiremiyoruz. Torunlarımızı sevindiremiyoruz. Torunları bırak, benim çocuklarım var. Çocuklara açlık vermekte zorlanacağız. Emekliyim biz. 10.800 lira maaş alıyorum yani. Hani bayram geldi ya. İster gelsin ister gelmesin. Görüyorsun işte. Geziyorlar, öyle geziyorlar ama çekse bir kere 5 kuruş para yerçeviri bulamazsın. Öyle insan var ki aç. Hayatımdan pek memnun değilim ben yani. Birkaç lira da olsa harçlık vermeyi zorunlu görenler de var. En fazla 50 lira. Yani 50 lira para değil ama yine hiç yok. Ben vermeye mecbursun. Şimdi efendim özellikle büyük şehirlerde başta İstanbul olmak üzere Arife günü trafik sakindi. Hal böyle olunca İstanbul boşaldı yorumları yapılmıştı ama dün trafikte karşımıza